Varisel yaraları da bildiğimiz gibi bizim kronik yara kapsamına giren yaralarımızdır. Varis yaralarında da yara bakımı, yaranın aşamalarına uygun hangi aşamada olduğunu, işte çok mu akıntılı bir aşamada, çok enfeksiyon olan bir aşamada mı, yoksa doku oluşmuş da biz o dokunun üzerine sadece derim yürütmeye çalışıyoruz. O aşamaya uygun bir yara bakım ürünü ya da yara bakım tedavisi planlıyoruz, seçiyoruz. Ama bunun dışında esas problem ayaktaki oksijenini kaybetmiş, besinini dokuya vermiş kanın kalbe geri dönüşünü sağlamaktadır problem. Niye? Bu hastalarda herhangi bir geçirmiş bir hastalığa bağlı ya da genetik ya da çalışma şartlarına bağlı bu damarların kapaklarında bir bozukluk vardır. Biz bu sisteme bir müdahalede bulunuyoruz. Gerek bir varis cerrahisi yapabiliyoruz, lazer ya da radyo frekansla buraya kapatabiliyoruz. Eğer bunları yapamıyorsak bir kompresyon tedavisiyle, bir kompresyon modalitesiyle bu kanın aşağıda göllenmesini engellemeye çalışıyoruz. Bunların içinde neler var? Varis çorapları var, sargılar var. Yeni çıkmış velcro ürünler var. Hasta kendisi uygulayabiliyor. Bir takım inip sönen pneumatik, intermittent pneumatik kompresyon cihazları var. Bunlardan bir tanesini hastanın şartlarına uygun seçiyoruz. Ve yara bakımın yanında bu kompresyon tedavisini uyguluyoruz. Yara kapandıktan sonra da yaranın tekrarlamaması açısından hastanın bacağının dolaşımını daha da düzenlemek adına bu kompresyon tedavilerinden herhangi birini seçip tedaviye devam ediyoruz.